sağlam. Doğru sağlam, korkma. Bak aman eyle. Sardoklu sporcularımız bugün hemen Andro parkurunda bakalım neler bizi bekliyor sevgili seyirciler. Kemer Enduro ve Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Kemer'in Kuzdere köyünde çok güzel bir etkinlik başladı. Biz tabii ki biraz geç kaldık ama start da verildi. İlk startlar sonucunda mücadele belli oluyor terden de. Kemer Enduro ve Motosiklet Kulübü Başkanı olarak. Evet. Bu yarışın öncesine biraz gidelim istiyorum ben. Hazırlık dönemi oldu tabii ki. Onu biraz anlatır mısın bize? Hazırlıklarımız yani seyircilere olsun park konusunda iyi hizmet verebilmek adına bayağı şeyler çalışmalar yaptık. Park alanları oluşturduk, işte yiyecek içecek standlarımız, tuvaletler falan, burası sonuçta bir orman içi. Buralarda gerekli hazırlıkları yaptık, bu konuda Kemer Belediyesi destek verdi. İşte kendi bünyemizde bulunan üyelerimiz, arkadaşlarımız hepsi el birliğiyle buraya getirdik. Bu ilk kez böyle bir organizasyon organize ediyoruz. Çok iyi, başarılı şu anda. Herkes gelenler de çok başarılı buldu. Şu an bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Parkurumuzu beğendi gereken yarışmacı, sporcu arkadaşlarımız. Her şey iyi. Parkur dedin, ilk start bölümünde i̇lk start, burada seyirciye yönelik şov amaçlı. Yani 5 dakika sonra buradan starttan çıktıktan sonra tekrar 5 dakika sonra buraya gelip burada seyirciye şov amaçlı bir geçiş yaptıktan sonra geri kalan 3 dakikalık bölüme devam ediyor sporcular. Yarışmacılar. O işte ilk bölüme gelelim. Ne kadar? Kaç kilometrelik parkur? Toplam 14,5 kilometre. 14,5 kilometre. Kaç yarışmacı katıldı? 50'nin üzerinde. 52 mi? Tam bilemiyorum ama 50'nin üzerinde. Son 50 diye hatırlıyorum. Sabah da çünkü kayıtlar yapıldı. 1-2 tane. 52-53 yarışmacı katıldı. Kategori olarak? Kategori olarak E1, E2, E3 ve ATV kategorisi var. E1, E2, E3'ün ABC olarak da kendi içinde 3 ayrı kategorisi var. Bayanların? Bayanlar, şu anda bayan katılımcı yok. Normalde bizim bir tane bayan sporcumuz vardı. O antrenmanda kaza yaptı. Ondan dolayı yarışmıyor şu anda kendisi. Bayan yarışmacı yok. Bu Türkiye çapında bir yarış. Evet. Türkiye şampiyonası değil mi? Evet. 3. ayak. Türkiye şampiyonası 3. ayak. Toplam 8 ayak var. Birincisi İstanbul'da oldu. İkincisi Fethiye'de. Şimdi üçüncüsü biz organize ediyoruz. Dördüncüsü de Mayıs 20'de Bodrum'da yapılacak ve artık geri kalan kısmı güzün. Yaz sezonunda yok çünkü. Yaz sezonunda yok. Yok. Önümüzdeki sonbaharda alanlar var. Yapılacak ve seyirciler oradan evet, çekilmiş olacak. Son yarıştan sonra artık o yılın birincileri, ikincileri belli olacak. Bu resmi bir yarış. Tabii ki. Peki iddia? İddia bizim sporcularımız iddialı. Zaten şu anda Türkiye genel klasman üçüncüsü bizden. Bizim sporcumuz. Antalya'dan yani. Antalya'dan. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü'nün sporcusu. Aynı zamanda takımımızın sporcusu. Takım olarak da ikinci sıradayız. Diğer ekstra yarışanlar, mesela ben de bir iddiam yok ama yarışıyoruz. Bizim bir iddiamız yok. Ama yarışan iddiası olan arkadaşlarımız iyi durumdalar. Yarış devam ediyor. Tabii yarış devam ederken izleyicinin anlayamayacağı bazı hareketler de burada söz konusu. Örneğin kaska bir şeyler yazılıyor. Bunların tabii anlamı var. Bu teknik terimler var bunlarla ilgili. Bunları sizden duyacağız. Ne anlama geliyor bunlar? Kaskara yapıştırılan o zaman çizelgesi, zaman karnesi diyoruz. Çıkış zamanı yazılıyor. Yarışı bitirdiği finish noktasında finish zamanı yazılıyor. İki zaman arasındaki toplam zaman yarışçının parkurdaki zamanını belirliyor. Bunun için yarış start alırken mutlak çıkış zamanı kaskına yazılıyor. Çok hızlı bunlar. Daha inanılmaz hızlı. Şimdi sen şurada gel, şunları burada gör bak.
burada. Peki neden kaska yazılıyor? Normalde buraya da yazılıyor o dereceler. Şimdi neden oraya yazılıyor? Çünkü kaskın kaybolma, kırılma. Hayır, hayır, anlamda... hayır. Şimdi zaman içerisinde eğer başka bir yerde olursa suistimal olmasın, itirazlar olmasın diye yarışmacı kendi kaskında kendi zamanını taşıyor. Yani bitiş zamanıyla çıkış zamanını kendi taşımış oluyor. Hiç kimsenin müdahale etme şansı olmaması için. Evet. Öyle, yani güvenlik sporcunun kendi zaman güvenliği açısından. Tamam. Peki yarıştan biraz bahsedelim. Yani başlangıç bir sporcu birinci tura nasıl geliyor? Nasıl çıkıyor? Dikkat etmesi gereken kurallar nelerdir? Ve parkurda dikkat etmesi gereken yani ihlal edilmemesi gereken kurallar var. Bunlar nelerdir? Evet. Bir saniye. Evet. Şimdi parkur içerisinde federasyondan gelen yarış hakemleri, yarış gözlemcileri, yarış hakemleri var. Bu parkurun en kritik noktalarına bu hakemler yerleştiriliyor. Çıkış noktasından finish noktasına kadar yarışçıların tamamı yaklaşık olarak 20 tane hakemin gözetiminde yarışıyor. Bu anlamda hiçbir yarışçının kestirme yapması, işte nizam olmayan hareketlere girmesi mümkün değil. Zaten girdiği anda tespit edilir ve diskalifiye olur. Girdiği anda. Yani bunu zaten yarışçı, bireysel sporcular bunu düşünmez. Ben evet. Bugüne kadar hiçbir yarışta bunu yapan bir sporcu görmedim. Ama ola ki yanlışlıkla yaptı. İnan gelir ben burada yanlışlık yaptım diye söyleyebilirim. Evet. Peki startta kalkışın bir şey var mı? Ya bir kuralı yani şöyle kalkarsan elenirsin gibi bir şey var mı? Ha şimdi tabii hakem dikkat edin. Son 10 saniye, son 5 saniye diye 5, 4, 3, 2, 1 diye sayı şekliyle startını veriyor. Atıyorum son 4 dedi siz çıktınız. Bunun faux départ diyoruz yani faullü çıkış anlamı. Faux départ, faux départ'da mutlak şey cezası alıyor. Zaman cezası mutlak alır. Ama sporcular genel olarak bunu bildikleri için o son 5'ten çık hakemin, start hakeminin çık dediği dakikaya kadar beklerler. Şimdi bakın göreceğiz yani biraz. Şu anda kronometreyle. Evet elinde kronometre. Bak son 10 dedi şu sayıyor. Anda sayıyor. 5, 4, 3, 2, 1, çık. Yani istese de orada sporcu onu bilir çünkü zaman cezası alacağını. Burada kaybedeceği bir şey yok. Bazen heyecandan olabilir. Çok da az da olsa olabilir ama genel olarak hiçbir sporcu yapmaz bunu ya. Ben izleyicilerin izlerken yarışı tabii biraz da risk var. Çakıl atabilir. O konuda çok yakın mı duruyor acaba? Bir risk çok fazla risk olmaz bu. Diğer yarışlarda ben daha önceki kendimle girdiğim yarışlarda inanın seyircilerin koluna değerek geçtiğim zamanlar oldu. Evet. Abi tabii orada görüyorsunuz demir bariyerler var. Evet. Demir bariyerler olduğu sürece problem yok. Zaten dikkat edin yarışçılar kullanılan parkurun yaklaşık olarak ortasından ama taş atar o taşla seyirciye herhangi bir zarar vermez yani. Zaten bu sporun biraz da riski var. Yani, 150 de burada zaten. Evet. Taş atacak yani. Bunlar olmalı. Şimdi doğanın içindeyiz. Evet. Doğada bunlar olası şeyler. Ya görüyorsunuz yani. Attığı taş o kadar öyle şey değil ya. Yani. O da bu işin heyecanı. Yarış olanca hızıyla devam ediyor. Biraz toz toprak olacak tabii ki. Evet. Bizim çocuklardan bir tanesi düştü şu anda. Evet. Bunu telafi edecektir bir şekilde. Eder. Buraya da inanılmaz zorlu hazırlamışsınız lastikler evet, falan. Evet. İşte burada evet şu anda heyecanlanmış bir şeyle kullanıyor motorunu. Dikkat edin. Evet, harika. İzleyiciler de coşuyor bu hareketlerle. Son 10 yılın Türkiye şampiyonu bu adam. Gösteriyor şampiyonluğunu evet, zaten evet. Yaptığı hareketlerle gösteriyor. Gerçekten bu atmosferi yaşamak, burada olmak ayrıca diyorum ben. Burada gördükten sonra bunu anlayabiliyorsunuz. Evet. Evet. Bu kadar insan böyle bir sporu, böyle görüntüleri her yerde yakalayamaz. Bunun için de bu etkinliği yapanları da kutlamak gerekiyor. Tabii başta Kemer Motorsporları Kulübü, Enduro Motorsporları.